Günaydın hanımlar. Afiyet olsun. Abim nerede? Şantiyede sıkıntı çıkmış. Erkenden çıktı bugün. Siz de iki kadın dediniz ki oturalım kahvaltımızı yapalım. Hiç demediniz değil mi? Evde misafir var. Dur bari kibarlık edip bekleyelim. Yok. Ha, hoş gelmişsin Niket. Böyle yıllar sonra karşılaşmak ne güzel değil mi? Değil mi? Allah'ın işi işte. Kim bana ne yaşattıysa aynısını yaşadığını görmeyi nasip ediyor Rabbim. Kaya Bey geldi. Bahçede Nükhet Hanım'ı bekliyor. İki lokmayı yiyemiyorum ya. Çocuğun mu var, derdin var. Pelo, yaz bunu bir kenara. Ne var yine sizin aranızda? Hiç yok öyle bir şey ya. Öylesine. Ha. Bravo. Bravo. Çok güzel oyundu anne. Ne sandın? Seni o sümsüye bırakacağım mı? Bunun için mi Alice Cora'nın veliahtını herkesin önünde sergiledin ha? Aman Kaya. Çocuk zaten doğacak. Ne değişti ki? Ben sadece birazcık rezillik sosu kattım. Seyran da fena kopmuş ha. Anne sen her şeyi nereden biliyorsun ya? Ha? Anneciğinin her yerde gözü kulağı vardır. Hiç merak etme. Değdi mi peki? Hı? Kendi oğlunun düğününü mahvetmene. Ay senin düğünün mü mahvoldu? Değdi. Seni o ezikten kurtardım işte. Sen rolünü oynadın, düğünü yaptın. Ben o düğünü şenlendirdim. E tamam işte. Sen bilmiyor musun ben her zaman oyun içinde oyun kurarım. Oyunun ne olduğunu bir anlasam. Anlatayım. Halis bu ayıbı temizlemek için Pelin'i isteyecek. E Ferit bunu kabullenmeyecek. Dolayısıyla iyice gözden düşecek. Sonra da benim biricik oğlum Halis'in veliahtı olacak. Bu mu yani? Hı hı bu. Beğenemedin mi? Ama biraz zaman alacak. Yani biz ağırdan alalım ki Halis dedeciğin sen varisi olmadan ölmeyi versin. Olaylar olaylar adamın kalbine inecek. Bir dakika o zaman bu planda benim evliliğimin sana bir zararı yok. Ay bu da Allah Allah takta evlilik de evlilik. Neymiş ya bu suda? Oğlum çık dışarı biraz gez. Kızlarla tanış. Senin bünyende enerji fazlası var. Anne biz Suna'nın hayatını mahvettik. Ama nereye mahvettik? Onun hayatı zaten mahvolmuştu. Biz bir şey yapmadık. Senin inanamıyorum ben bu halinle. Gerçekten inanamıyorum. Anne bak şimdi gidiyoruz. Sen Suna'dan özür diliyorsun. Anne bir şekilde ne yapıp ne edip kendimi affettirmenin bir yolunu bulmam lazım. Çok geç oğlum. Çünkü Halis dedeciğin Kazımları kapı dışarı etmiş. Şefikacığım mesaj attı şimdi. Ne? Ben gidiyorum anne. Nereye gidiyorsun? Bana bak. Nereye gidiyorsun sen? Buraya beni almaya gelmedin mi? Benim işlerim var. Kaya, Kaya. Ne var anne ne? Şu kızın peşine düşme. Bırak gitsin. Yoksa inan yaşadıkları benim ona yaşatacaklarımın yanında fragman kalır. Of açmıyor ya. Kimi arıyorsun kız? Abimi. Pelin'in doktora gitmesi gerekiyor da. İnşallah eğer açarsa izin alacağım. Ay Zerrin. Salak mısın sen? Şunların yanında konuşturuyorsun şöyle. Kızı o kadar itip kalktılar. Bir şey olmuş olabilir. Bence de görünmesi gerek doktora. Şimdi izin almayla falan vakit kaybetmeyelim. Olmaz. Şeho hepimizi öldürür vallahi. Şeho. Pelin'cim sen hazırlan ben götürürüm seni. Şeho bizi öldürür. Tövbe estağfurullah yarabbim ya. Söyle bakalım karın ağrın ne senin bebek dışında? Ben evdekiler kadar salak değilim nereye böyle? Ferit Pırıl'ı aramış. Az ileride bir yerde beni bekliyormuş. Allah Allah derdi ne acaba? Beni merak etmiş olabilir mesela. Pelin, sen bu akılla bu yaşına kadar nasıl geldin? Dua et de Seyran'la seni yüzleştirmeye kalkmasın. O da aklıma geldi Nükhet teyze. Ama olsun. Öylesi daha işime gelir benim. Nasıl yani? Ferit'in önünde yalan mı söyleyeceksin? Hayır. Zaten ben ne söylersem söyleyeyim Seyran umursamayacak ki. Söylediklerime de inanmayacak. Ama en azından bizi böyle hep birlikte görürsen o bana yeter.
Aa, kız senin içinde de bir şeytan varmış ya. Aferin sana. İyiyiz. Nükhet teyze dayımı sakinleştirebileceği kadar sakinleştirdi. Nükhet'in bu durumdan haberi var mıydı? Senin hamile olduğundan filan. Kimseye tek kelime bir şey etmedi ben istemiyorum diye. Onlar dayımın iş seyahatleri sebebiyle tanışıyorlar. Ona da tek kelime etmedi. Pelin, bak. Hala bir şansın var. Uzaklara gitmek için. Benden başka kimse bilmez yerini. Ne dersin? Neden? İşler daha da büyüsün diye mi? Sen benden daha kötü gözüküyorsun. Ne oldu? Dün bizden sonra ne oldu? Seyran evi terk etti. Şaşırmadım. Haksız da sayılmaz zaten. Şok olmuştur kız. Gerçekleri de bilmiyor. Defalarca unutmaya çalıştım. Dinlemedi beni. Bana inanmıyor. Asla güvenmiyor. Ferit yapma. Ağlama. Ben şu zamana kadar senin karşında hiç bu kadar çaresiz olmadım. Hiç. Ne olur Seyran'la konuş. Ne olur. Ne? Anlat ona. Ne olur benim. Ne olur onunla konuş. Benim hiçbir suçum olmadığını onu söyle. Ne olur yalvarırım sana. Ferit sen benden nasıl böyle bir şey istersin ya? Ya ben kimden ne isteyeceğimi bilmiyorum artık. Benim hiçbir çarem kalmadı ya. Ya kime sığınayım ben? Kimden yardım isteyeyim? Belki sen ikna edebilirsin diye düşündüm Pelin. Lütfen. Olur ya. Olur ya varım sana. Lütfen. Ferit benim konuşmam her şeyi daha kötü hale getirmez mi? Daha her şey ne kadar kötü olabilir ha benim? Daha ne kadar kötü olacak? Lütfen bak biliyorum bu istediğim şey çok saçma senden. Biliyorum. Ama oğlum Pelin. Lütfen. Alo. Evet. Bunlar müessesemizin
İkramı kızlar, buyurun. Bayılıyorum senin şu simitlerine, biliyor musun? Çok teşekkür ederim. Ne gerek vardı? Saçmalama, para bile vermedim zaten. Sormadım ama seviyorsundur umarım. Eğer bir problem varsa ben Ahmet abiyi çağırayım mı? Yok. Emin misin? Eminim, ben hallederim. Dokunma bana. Dokunma. Biliyorum. Çok kızgınsın bana. Senden son bir şey isteyeceğim Seyran. Son bir kez. Pelin'le konuşmanı istiyorum. Son kez. İşte o zaman yalan söylemediğimi anlayacaksın. Seyran. Fazla vaktini almayacağım. İstemezsen zaten bir daha beni görmezsin. Ama Ferit'e haksızlık etme lütfen. Seyran. Bak sana yemin ederim. İstemezsen bir daha çıkmam karşına. Rahatsız etmem seni. Çok eskiden olmuş bir şeydi Seyran. Benim büyüğüm hep düzensizdi. Ben de geç fark ettim. Yani benim de sonradan haberim oldu. Ferit'le siz başladığınızdan beri bizim aramızda hiçbir şey olmadı. Zaten evlilik meselesinde de Ferit beni kabul etmedi, biliyorsun. Oradan baktığında nasıl durduğunun farkındayım. Ama Ferit'in söylediği her şey doğru. Ben çok geç çıktım onun karşısına. Cesaret edemedim. Ama o seni bırakmayı hiç düşünmedi. Seni kaybetmekten korktu hep. Bitti mi? Aslında hiç çıkmayacaktım karşısına ama... O zaman da ona haksızlık edeceğimi düşündüm. Bitti mi? Seyran bak. Sana yemin ederim. Her şeyi duyduğun gibi.
Ben yalan söylemiyorum sana. Ben seni çok seviyorum Seyran. Benim için bu hayatta senden başka bir kadın yok. Başka öğrenmek istediğim bir şey varsa Pelin'e sorabilirsin. Bir kadın olarak senin karşına çıkmak, seninle bunları konuşmak inan ki benim için çok zor. Ama buradan da anla işte. Ferit ve biz diye bir şey yok. Biz sadece oğlumuz için bir araya gelmek zorundayız. Başka da bir bağımız yok. Hayırlı olsun. Allah analı babalı büyütsün. Seyran. 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 Seyran, anlamıyorum ya. Niye inanmıyorsun bana? Niye gidiyorsun? Ya kızı getirmişsin. Bir de utanmadan benimle konuşturuyorsun. Ben sana daha ne diyeyim Ferit? Ya başka çarem mi var benim Seyran? Ha? Ya bana inan, beni anla diye elimden ne geliyorsa sana yapıyorum işte. Sana inansam da, seni anlasam da hiçbir şey değişmeyecek bu saatten sonra. Ya benden çocuğunu sakladığın yalan değil. Bir çocuğun olacak. O da yalan değil. Benim artık bir şey duymaya ihtiyacım yok ki. Niye yapıyorsun ya bunu bize? Niye? Az bile yapıyorum Ferit ya. Emin ol, az bile yapıyorum. Sen o kadar aşağılık bir adammışsın ki. Hem beni, hem çocuğunun annesini nasıl bir duruma soktuğunun farkında bile değilsin Ferit. Ya o kız orada ne hissetti, ben ne hissettim? Senin umurunda bile değil, değil mi? Bencillik gözünü kör etmiş senin. Sen kendinden başka kimseyi sevemezsin. Seyran. Ben seni çok seviyorum. Hayır, Ferit. Sen her şeye aynı anda sahip olmak istiyorsun sadece. Mevzu artık sadece senin yalanların da değil. Pelin nasıl bir insan olursa olsun o karnındaki çocuk saf, masum. Onun sana ihtiyacı var. Ama benim yok Ferit. Ben tek başıma da çok güzel bir şekilde kurarım hayatımı. Çok güzel yaşarım. Akşamları kütüphanede kalarak mı yaşayacaksın? Ha? İşin mi var senin? Neyin var senin ya? Kimin var senin? Nereye gideceksin? Nasıl yaşayacaksın tek başına? Nereye mi gideceğim? Bak. Bak. Koskocaman bir hayat var Ferit. Koskocaman bir dünya var Ferit. Senin o küçücük hayatından daha değerli hayalleri olan insanlar var. Ben bu ayaklarımın üzerinde dimdik durup kendi ellerimle kendi mutluluğumu inşa ederim. Kabul et Ferit Korhan. Bu sefer sen kaybettin. Bir daha asla sana dönmeyeceğim.